Evet değerli izleyenler tarihi günlere tanıklık ediyoruz. Gerçekten çok önemli bir virajdayız. Artık halving'e 2 ay gibi çok kısa bir süre kaldı. Neden sürekli bundan bahsediyorum? Çünkü bitcoin ve kripto paralar için neredeyse en önemli haber diyebiliriz. Biliyorsunuz bir ödül yaralanması olacak bitcoin'de ve geçmişte de olduğu gibi önümüzdeki dönemde de fiyatın yukarı yönlü gitmesi için çok önemli bir tetikleyici güç olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden alım satımı yaparken evvela geniş perspektiften bakıp piyasayı öncelikle değerlendirmemiz gerekiyor. Eğer böyle piyasalarda bir trend değişikliği durumu söz konusu değilse mümkün mertebe en azından elimizdekilerin çoğunluğunu tutmamız lazım. Çünkü bu 4 yılda yaşan 4 yılda bir yaşanan bir olay. O yüzden çok önemli olduğunu düşünüyorum ve hemen lafı uzatmadan isterseniz her zaman olduğu gibi bu videoyu veya bizim kanalımızı ilk defa izleyen izleyicilerimiz için geniş olarak detaylı bir bilgi vermek istiyorum. Haftalık tablodan başlayıp böyle bir neler oluyor Bitcoin'de? Genel olarak trend ne yönde veya hangi seviyeler kaybedilirse en azından buradan terse dönebilir. Bunları anlatmak istiyorum. Öncelikle hafta haftalık tabloya baktığımız zaman daha önce de ifade ettiğim gibi yani 38.900 dolar bölgesi bizim için çok önemli bir bölge ve buranın altında herhangi bir şekilde bir haftalık kapanış görmek istemiyoruz. Bunun olmadığı durumda herhangi bir problem olmadığını çok net bir şekilde ifade edebilirim. Bunu daha önce de hani 2019'daki görüntüye benzerlik kurduğum dönemde de söylemiştim. Yani buradaki görüntülere benziyordu. Mevcut görüntü aynı şekilde Fibonacci satış alanından reddedilmişti. Aynı şekilde burada da çok önemli bir alan. Yine en sonki görüntülerden elde etmiş olduğumuz Fibonacci Fibonacci alanlarında da yine 38.900 dolar. Genel olarak 39.000 işte. Yani oradaki 100 dolar çok önemli değil. Burayı fiyatın ne olursa olsun haftalık bazda kaybetmemesi gerekiyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Hani bütün malı boşaltmak için, piyasalardan kaçmak için son bekleyeceğimiz seviye burası. Buranın altında bir haftalık kapanış görmeden kesinlikle böyle bir şey yapmayacağız. Yani gerekirse elimizde %10, %20 kalacak ama tamamen malı boşaltmak gibi böyle bir durum olmayacak. Bunun altını çizmek istiyorum. Tabii ki buradaki seviyeler değiştikçe ben son durumla alakalı sizi bilgilendireceğim. Bununla beraber yine haftalık tabloya bakarak buradaki gelişmeleri birlikte takip edeceğiz. Yani buradaki momentum görünümü nasıl bir ayı uyumsuzluğu var mı? Fiyat en azından tekrar bir 39 bin dolarlara kadar geri çekilebilir mi diye baktığımda da herhangi bir şekilde en azından ve burada bir ayı uyumsuzluğu görmemiz için şu anda bir alım sinyaliyle beraber en azından tekrar 48 ve 50 bin dolar bölgelerini test etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunun haricinde de bir ayı uyumsuzluğu tablolar üzerinde yaşanmayacaktır. Şu anda böyle bir görüntü karşılaştırıyoruz karşımızda yok. Altı günlük tabloda evet bakın şunu çok rahatlıkla ifade edebilirim. Yani burada momentumda en azından bir zayıflama var. Burada mumlara baktığımız zaman haykineşi mumlarında özellikle mumların boyları kısalıyor. Evet burada bazı soru işareti görüntüler var ama bunları direkt olarak yorumlamak veya işte fiyatlar evet buradan aşağı gelecek demek şu anda çok erken diye düşünüyorum. En azından buradaki zaman aralıklarında son durum bu şekilde 4 günlük tabloda da keza yani 6, 5, 4 bunlarda çok net bir zayıflama görüntüsü var ama tabii ki her henüz daha bir satım sinyaliyle netleşmiş olmadığından şu anda bunlar da bekleme durumundayız. Yani şu anda bekliyoruz daha fazla görüntü elde etmek için en azından onu söyleyebilirim. 3 günlük tabloda da çok net bir zayıflama görüyoruz. Burada belki bir hani ayı uyumsuzluğu değil de azalan bir momentum görebiliriz. Burada mumların boyu gittikçe kısaldı. Yani burada fiyat zaten hani baktığınız zaman 9 gündür falan yatay hareket ediyor. Yani 3 günlükte de bir yatay hareket durumu söz konusu. 3 tane mum var 9 güne der. Yani buradaki görüntüye baktığımız zaman da açıkçası bir güçsüzlük var ama burada da herhangi bir satım sinyali olmadığından bahsetmem lazım. 2 günlük tablo da keza aynı şekilde. Hatta buradaki son iki mumun fırıldak olarak şekillendiğini görüyoruz ama burada da bir satım sinyali vesaire bir durum olmadığının altını çizmek istiyorum. Günlük tabloya baktığımız zaman bakın tekrar fiyat hareketli ortalamanın üzerine çıktığından bu yana yatay hareketini sürdürmeye devam ediyor ve burada hareketli ortalamalar göstergemizde bakın renk tekrar beyaza döndü. Bunu daha öncesi ifade etmiştim. Buradaki alım satım yaparken kullanmış olduğum göstergem hareketli ortalama 21 üst hareketli ortalamayı aslında burada temsil ediyor. Ama kendi içerisinde bir indikatör olarak da görev yapıyor. Yani beyaza döndüğünde bu bir alım sinyali oluyor. Griye döndüğünde de satım sinyali oluyor. Yani geçmişte bunun çok iyi bir şekilde çalıştığını eski izleyicilerimiz bilirler. Ama tabii ki en nihayetinde bu bir gösterge yani indikatör çalışmayabilir. Burada bazen yanıldığı da olmuştur. Bunları da bilmek gerekiyor. Şu anda tekrar beyaza dönmesi bizim için oldukça güzel bir gelişme. Zaten burada her zaman belirtiyorum. Yani fiyat 42 bin doların altında günlük kapatmadığı müddetçe zaten bir satım hani tabii ki ben 42.400'ün altında satış yapacağım ve benim metodumu e, uygulayan herkes sizler de mesela eğer uyguluyorsanız benimle birlikte bu satışı yapacaksınız. Ama 42.000 doların altında günlük kapattığında bence net olarak satış yapılmalı. Yani burada hangi metodu kullanırsanız kullanın bunu yapmanız gerekiyor. Çünkü göz göre göre fiyatların 40.000 dolara kadar geri çekildiğini aslında burada görmüş olursunuz bunu yapmadığınızda. Bu da netice itibariyle %5 de olsa bir kayıp olarak hanenize yansıyacaktır. Bununla birlikte günlük tabloyu da bir tarafa bırakalım. Bu arada en son burada da bir alım sinyali gelmiş. Yani buradaki bütün zaman aralıklarına baktığımız zaman en güzel görüntü en son bir haftalıkta var. Yani buradaki görüntü fena değil günlükteki görüntü de yine iyi gözüküyor en azından. Hareketli ortalama üzerinde tekrar alım sinyali gelmiş. Burada dönmeye çalışan bir fiyat görünümü oldukça benim hoşuma gitti. Bununla beraber 4 saatlik görüntüde bakın şu şekilde bir simetrik üçgen yapımız söz konusu ki bu aynı zamanda buranın bakın yükselen trend olarak da çalıştığını çok net bir şekilde ifade etmem lazım. Geriye doğru baktığımda bakın buradaki yükselen trend 42.500 bölgesi kaybedildiğinde hem yükselen trend kırılacak hem de bakın buradaki görüntüde işte bunu artık simetrik üçgen mi dersiniz ne derseniz bu da aslında aşağı yönlü kırılmış olacak. Ama ben yine de 4 saatlikte de aynı şekilde 42 bin doların öneminden size bahsetmek istiyorum. Veya en azından 42 bin 100 doların. Bura kaybedildiğinde bence bu fiyat 40 bin dolara kadar hatta belki 39 bin dolara kadar bile geri çekilebilir. Çünkü bu sefer simetrik üçgen olarak bakıp formasyon hedefi olarak bir hedef koymamız gerekecek ki bunun da hedefi 40 bin dolarları gösteriyor olacak. Ama bunu bir boğa bayrağı olarak nitelendirirsek ve fiyat özellikle burada 43.300 ve 43.600 bölgesini yukarı yönlü geçmeyi başardığında 4 saatlikte bu bir boğa bayrağı olarak çalışacak ve burada en azından bir sonraki hedefin çok net bir şekilde 46.500 ve 47 bin dolar olabileceğini sizlere ifade etmem gerekiyor. O yüzden yine belirtiyorum burada eğer herhangi bir işleminiz yoksa ve siz bir Price action trader iseniz yani fiyattaki kırılım bölgelerine odaklanarak işlem yapıyorsanız bence şu anda odaklanmanız gereken yukarı yönlü seviye 43600 bölgesi. Bunun üzerindeki bir kapanışla işleme girmenizi öneririm. Geriye doğru da 42100 dolar bölgesi veya şu şekilde yapabilirsiniz. Mesela örnek veriyorum. Burada ilk etapta fiyat 43100 doları 4 saatlikte geçtiğinde hemen pozisyona girersiniz, long pozisyonu oluşturursunuz veya spot alım yapıyorsanız 4 saatlikte ben yapmıyorum. Hemen burada alımı yaparsınız ve daha sonra 43.600 bölgesi geçildikten sonra burada ekleme de yapabilirsiniz. Veya, veya yine aynı şekilde geriye doğru 42.500 4 saatlikte kaybedildiğinde bir short pozisyona girip 42.100'ün altındaki kapanışta ekleyebilirsiniz. TP alanları burada short yönü ilk etapta 41.500 ve 40.000 dolar olacakken yukarı yönü de dediğim gibi burada 44.500 ve akabinde 46.000 dolar ve 47 bin dolar bölgeleri olacaktır. Buralardan TP alacak şekilde bakabileceğinizi düşünüyorum. Şimdi momentum tarafına baktığımız zaman da aslında 4 saatlikte tekrar bizim metodumuz ya da bir long pozisyon sinyali geliyor. Biz burada tabii ki metoda uyduğumuz için koşullar ne olursa olsun 13 dakika sonra long pozisyona gireceğiz. Tabii ki ben videoyu tamamlayabilirsem şayet tamamlayamazsam video bittikten sonra long pozisyona giriyor olacağım. Ama dediğim gibi bizim metoda uygulamak zorunda değilsiniz. Ben tavsiye ederim uygulayın ama netice itibariyle karar sizin kararınız. Eğer uygulamıyorsa da zaten az önce ne yapmanız gerektiğinden net bir şekilde bahsettim. Buradaki görüntü de fena gözükmüyor. Momentum burada en azından bir gizli pozitif uyumsuzluk olmasa da normal bir pozitif uyumsuzluk burada göstermiş. Gayet güzel gidiyor ama tabii ki yetersiz. Daha güçlü olduğunu görmemize ihtiyacımız var. Bunu da zannedersem 43.600'ün üzerindeki 4 saatlik kapanışı eğer görebilirsek e fiyatın daha güçlü olduğunu göreceğiz. Onun haricinde burada şu anda söyleyebileceğim farklı bir durum yok. Zaten buradaki durumlardan sürekli bahsediyoruz. Çok güzel bir yükselen trendti. E kırıldıktan sonra fiyat sert bir şekilde geri çekildi. Ve bakın sonraki yükseliş hareketi tam olarak buradan reddedildi. Yani fiyat bir kere daha eğer buradaki kırılan yükselen trendi test etmek isterse bu alan 44.800 bölgesi olacaktır. Ama 46.500 bizim bu trendi fiyatın tekrar geri döndüğünü göreceğimiz bölge olacak. Ha ben ille de fiyat buraya geri döner Artık e, buraya geri dönmezse yükselemeyiz düşeriz veya başka bir şeyden bahsetmeyeceğim tabii ki. Yani fiyat burada yeni bir trend de oluşturabilir ve bu şekilde de yükselişini sürdürebilir. İlle de bunun üzerine çıkmak zorunda değil ama bu bizden çok fazla istendi yayınlarda. O yüzden biz de bu trende sizler için çalıştık ve burada e, yayınlarımızda videolarımızda tekrar üzerinden böyle konuşmak Gerektiğinde geçiyoruz. Şimdi burada aslında saatlik tabloda son yapmış olduğumuz videoda fiyatların artık çok gerildiğinden ve kırılımın çok yakın olduğundan bahsetmiştim. Fiyat burada aslında bir kırılım gösterdi ama maalesef bu fake bir kırılım olarak kaldı ve fiyat tekrar bakın buradaki yükselen trend alanına tekrar geri döndü. Ve buradan bir kere daha şu anda mevcut görüntü üzerinde baktığımızda kırmış ve devam ediyor gibi gözüküyor. Ama ben yine de bakın buradaki saatlik görüntüye bile baktığımda yine aynı şekilde bakın 44.000 özülüyorum 43400 ve akabinde 43000 700 bölgesinin çok önemli olduğunu görüyorum. Çünkü para akışı hala kırmızı da ne olur ne olmaz. Yani eğer burada siz yine aynı şekilde price action bazlı bakıyorsanız sizin yine bakın buradaki bekleyeceğiniz yer bu sefer de saatlik bazda 43.700. Ha eğer belki buradaki kırılma bir long pozisyona girdiyseniz burada aynı şekilde ekleme yapabilirsiniz veya TP de alabilirsiniz eğer işleme girdiyseniz. Ama 43.700'ü bekleyip işleme girerseniz TP bölgeniz 44.700 ve bakın akabinde 45.700 bölgeleri olacak. Mevcut görüntü itibariyle burada bir uyumsuzluk görünümü en azından şimdilik yok gibi gözüküyor. Bizim metodumuza da zaten girdiyseniz sizin 42.800 geriye doğru beklediğiniz alan. Ha gerçekten de öyle mesela 42.800-700 buraları tekrar geriye doğru kaybetmezsek şu anda saatlik bazda en azından görüntünün iyi olduğundan bahsedebiliriz. Bir de böyle bir momentum görünümüne bakalım. Hani buradaki görüntü nasıl gözüküyor? En son bakın burada sıkışmıştık. Kırılım geliyor dedik. Böyle bir volatilite arttı ama tekrar sıkışan bir görüntü gördük. O yüzden en azından bir sonraki kez volatilitenin artıp da fiyatın tekrar sıkıştığı bölgelere doğru buradaki yapıyı güncelliyorum. Bakın şöyle bir kanal yapısı elde ettim bu kez. Böyle bir görüntü çıktı karşıma. Zaten çok fazla bahsettiğimiz seviyeler burası 43.400 bölgesi ve 43.700. Buraların kırılımı bakın burada da çok önemli gibi gözüküyor. Mevcut görüntüye baktığımız zaman en azından şimdilik herhangi bir sıkıntı yok. Bir ayı uyumsuzluğu vesaire yok ama para akışı hala kırmızı da ama zannedersem bir sonraki saatlikte Burası da yeşile geçecek gibi para akışı. Bu da önemli aslında. Yani iki gündür para akışı kırmızıdaydı. Bakın fiyat düşme eğilimine girmişti. Bir volatilite artar gibi oldu ama para akışı kırmızıda kaldı. Şu anda yeşile geçiyor. Bu da önemli olacaktır. Yani önümüzdeki saatlerde 43.400'ün, 700'ün kırılma ihtimali gitgide artıyor ama tabii ki biz bunlarla ilgilenmiyoruz. Yani geriye doğru seviyelere oldukça dikkat edin. Saatlikteki seviyeleri zaten söyledik. 4 saatlikteki seviyeleri de söyledik. Artık bu dakikadan sonrası size kalıyor. Burada ne yapacağınızı zaten siz çok çok iyi bir şekilde biliyorsunuz. Şimdi ee, bir piyasalara bakalım bugün piyasalara çıktı biliyorsunuz bir inceleyelim. Şimdi piyasalara geçmeden evvel biliyorsunuz ben iki buçuk yıldır köhenfili kullanıyorum bunun birinci sebebi sadece kripto paraların olmaması İşte değerli madenler var altın, gümüş, platin gibi doğal gaz var, petrol var bunların hepsini trade edebiliyorum hisse senetleri var, ETF'ler var yakında BIST endeks'i geliyor Türkiye'deki hisse senetleri geliyor İşte euro dolar gibi forex çiftleri var hepsini burada trade edebildiğim için piyasalardaki bütün fırsatları değerlendirebiliyorum bu oldukça bence önemli bir özellik. İkinci sebebi de işe ücreti ve komisyon olmaması. Yani ben iki buçuk yılda yaklaşık 3500 dolar Q&F kullandığım için tasarruf etmişim. Baktığınız zaman 100 bin liranın üzerinde bir para yapıyor ki bu oldukça müthiş bir rakam. Q&F kullandığınızda burada siz de tasarruf ettiğiniz miktarı anlık olarak görebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra gerçekten oldukça güzel özellikleri var Q&F'nin. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi global çaptaki analistlerin büyük bankalarda, büyük şirketlerde zaten birçoğunu tanıyacaksınız gördüğünüz zaman. Buralarda görev yapan analistlerin buradaki ürünlerle alakalı neler düşündüğünü anlık olarak görebiliyoruz. Bakın genel olarak yaklaşık 31 tane analist Apple hissesi için görmüş olduğunuz gibi bir görüş belirtmiş. Bunların 23 tanesi satın al demiş. 7 tanesi aldığını tut demiş. Bir tanesi de sat demiş. Ve bakın burada görmüş olduğunuz gibi fiyat hedeflerini görüyorsunuz. Ve bu fiyat hedeflerine ilişkin sizler de işlem yapabiliyorsunuz ki bunu gruplarımızda da gösterdik. Yani oldukça güzel işler çıkarıyorlar. Ve siz de bu gruplarımıza katılabileceksiniz. Önümüzdeki günlerde bu gruplarda işlemleri iyice hızlandıracağız. Ben de kendi fikirlerimden bahsedeceğim. Bunun yanı sıra bakın bu analistlerin tahminlerini burada detaylı bir şekilde inceleyebiliyorsunuz. Bakın burada mesela Elich Woodring denilen bir adam bir e, analiz paylaşmış. %59 başarı oranına sahip bir analist ve burada demiş ki satın al demiş Apple için ve 220 dolar fiyat hedefini göstermiş. Burada bunun yanı sıra diğer analistleri de görebiliyorsunuz. Ayrıca aşağıya doğru indirdiğiniz zaman sayfa işte küresel ekonomik verilerin işte hangi ülkelerde e, işte faiz kararı gelecek işte gayri safi milli hasıla açıklanacak gibi bu tarz takvimi yani ekonomik takvimi görebiliyorsunuz. Ayrıca şirketlerin kazançlarını hisse senetleri başına bunları görebiliyorsunuz. Global çaptaki haberler Haberleri buradan takip edebiliyorsunuz. Aynı zamanda temettü veren hisseleri de hisse senedi firmalarında görerek burada temettü kazanmak istiyorsanız bunları da değerlendirebiliyorsunuz. Çünkü Quentfury her ne kadar vadeli işlem platformu olsa da e, şirketlerin hisselerine işleme girdiğiniz zaman aynı spot piyasada sahip olur gibi bütün haklarına sahip oluyorsunuz. Dolayısıyla burada temettü ile kazanabiliyorsunuz. Bunu da belirtmem lazım. Kriptokoz davet koduyla katılıp bakiye yüklemenizin ardından da 3 dolarla 250 dolar aralığında rastgele çekebileceğiniz bir ödülü kazanabileceğinizi belirterek hemen piyasalara şöyle bir geçmek istiyorum. Şimdi burada S&P 500 bugün de yükseliş hareketine devam etti. Herhangi bir sıkıntı yok. 483 bölgesi ETF'lerde çok önemli bir destek alanı. Buranın altında günlük kapatmadığımız müddetçe herhangi bir sıkıntı yok. Anlık hedefin S&P 500 tarafında 540 olduğunu ifade etmem lazım. Yani momentum görünümlerinde evet bir zayıflama özellikle burada bir ayı uyumsuzluğu riski var. Ama şu anda ben herhangi bir sıkıntı görmüyorum. En azından 483 üzerinde kaldığımız müddetçe. Dow Jones tarafında da bakın bunu biraz ilerletilmiş halini görüyorsunuz. Yani burada bir ayı uyumsuzluğu aslında var gibi. Yani çok da tabii ki emin değilim. Çünkü çok yakın bir görüntü var burada ayı uyumsuzluğuna. Ama bizi bu da bundan da ziyade burada 38 bin bölgesi ilgilendiriyor. Yani bunun altında bir günlük kapanış görürsek bizim için sıkıntı olacaktır. Çünkü fiyat doğruca bakın 37.200 ve hatta 36.900'lere kadar bile gerileyebilir. Bizim için 38.000 bölgesini kaybetmemesi oldukça önemli. Nasdaq tarafına baktığımız zaman da bugün Nasdaq tarafında da yükseliş hareketi devam etti. 17.200 bölgesi bizim için çok önemli bir alan. Çünkü kaybettiğimizde direkt 16.750 ineceğiz ve anlık olarak hedefin 19.200 olduğunu ve yine Dow Jones'a da mevcuttaki anlık hedefin şu anda yaklaşık olarak tekrar bakalım mesela buradaki görüntülere anlık olarak 41.000 olduğunu da unutmamak lazım. E Russell 2000 bugün sanki bir miktar dönüyormuş gibi gözüküyor ama tabii ki buradaki destek alanı oldukça önemli. Yani 1930 kaybettiğimiz an direkt 1880'lere ineriz ama para akışı yeşilde. Bunu bir düzeltme hareketi olarak görmek şimdilik en azından daha mantıklı. Fiyat en azından 1930'un üstünde kaldığı müddetçe bunu kaybettiğimiz an 1880 lira inebileceğimizi unutmayın. E bununla beraber dolar endeksine bakıyorum. Dolar endeksi de ilginç bir şekilde bugün yükselişine devam etti ve maalesef dolar endeksinde trend döndü arkadaşlar. Yani bu oldukça sıkıntılı oldu. Dün de zaten çok önemli bir seviyeyi aştı. Umarım en azından burada 104.5'la 105.6'yı aşmaz. Bu dolar endeksi şu an sıkıntılı gözüküyor. Yani onu ifade etmem lazım. Aleyhimize gözüken bir görüntü var. Yani maalesef tablolar Dolar endeksinin lehine gözüküyor arkadaşlar. Trend döndü. Ne zaman terse dönmüştü? Bakın 17 Kasım'da bu trend terse dönmüştü. Ve biz ciddi anlamda kripto para piyasalarında ve geleneksel piyasalarda yükseliş gördük. Ama bakın bu trend tekrar terse döndü. Umarım fake bir kırılım olur ve tekrar geriye döndüğünü görebiliriz. Yoksa şu anda yani dolar endeksinin bir an evvel 103.3'ün altına gelmesi lazım. Yani bunun altında kapatmadan piyasalarda şu anda risk hakim olacak haberiniz olsun bunu belirteyim e Tesla tarafı düşüşüne devam ediyor buraya kadar düşeceğini ifade etmiştik zaten ve beklediğimiz yere kadar geldi burada ufaktan bir pozisyon alınabilir Tesla'da 173'ün altındaki günlük kapanışta çıkılacak şekilde e, biz tarafına baktığımız zaman borsa İstanbul gümbür gümbür devam ediyor formasyon hedefimize geldi sıkıntısı 870050 de geçtik burada 8900 önemli kırılınca Çünkü 9150 9500 ve 9700 potansiyel hedeflerimiz olacak. Sadece biraz aşırı satın alınmış alanda ve hareketli ortalamadan oldukça uzaklaşmış bir görünüm görüyorum. O yüzden önümüzdeki günler biraz yatay hareket veya düşüşle devam edeceğini düşünüyorum Borsa İstanbul'un. En azından şimdilik bana çok şişmiş gibi geldi. Tabii ki burada anlık olarak hedefin yine de siz yani 8950 olduğunu unutmayın arkadaşlar. Yani bu benim momentum görünümünden çıkarttığım sonuç. Yani fiyat burada tık 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 diye de devam edebilir. Yani sizin bilmeniz gereken şu anda aslında tek şey 8300'ün altına geri çekilmediği müddetçe borsada herhangi bir sıkıntının olmadığıdır. Gram altın tarafına baktığımız zaman da burada da 2020 lira bölgesi artık karşımıza direnç olarak çıkıyor. Geçtiğimiz anda hedefin ortalama olarak yaklaşık 2070 ve 2100 lira olacağının da altını çizmek istiyorum. Altın tarafında da şu anda özellikle 1980 liranın üzerindeyken herhangi bir sıkıntı olmadığının altını çizmem gerekiyor. Şimdilik bu kadar diyelim. Ben buradaki video bölümüne bazen işte euro doları sıkıştırıyorum. Bazen onz altını sıkıştırıyorum. Petrole bakıyoruz. Şimdi hepsine birden bakarsak bu video yarım saat sürer arkadaşlar. O yüzden bazı videolarda bunları incelerken bazı videolarda da diğer ürünlere bakıyoruz. O yüzden şimdiden buradaki hoşgörünüz için çok teşekkür ediyorum. Hani Niye bakmıyorsun şunlara falan diye bir isyan eden kitle de olabiliyor ama sebebi bu arkadaşlar aslında bunu da belirtelim. Bitcoin dominans tarafında da yani işler altcoinlerin şimdilik aleyhine gözüküyor. Özellikle burada bizim bir an evvel %52.2'nin altında net bir şekilde günlük kapatmamız lazım altcoinlerin lehine olması için. Onun haricinde burada görüntü bitcoinin lehine olmaya devam edecek gibi aslında biz... Haftalık tabloda verir ki fiyat gelip 48.8'lere kadar bile inse dominans tarafında endeks bizim için bir şey ifade etmeyecek. Yani bu bölgenin altında haftalık kapatmadan biz bir altcoin sezonu göremeyeceğiz. Gördüğümüz hareketler hep saman alevi gibi olacak. Çok kısa yükselişlerden ibaret olacak. Bunu da tekrar sizlere belirtelim. Bir ay yükselir, iki ay yükselir. Bir daha kaldığı yerden düşmeye devam eder aslında. Bunu ifade etmek istiyorum. Yani geçici derken bundan bahsediyorum ama altcoin sezonu geldiğinde 4 ay, 5 ay gibi çok uzun periyotlarda yükseliş süreçleri görmemiz oldukça mümkün olabiliyor. Total tıpkı Bitcoin gibi ilerliyor. Hiçbir farkı yok. Yani Bitcoin'e bak bunu analiz et. Gerçekten bu kadar olur ancak. Birebir benziyorlar. Hiçbir fark olmadığı için. Total tarafını incelemiyorum. Sadece Total 2 ve Total 3 tarafında gelen satım sinyalleri bakın. Şimdi mesela bu Total 3, Total 2'yi de açsak benzer bir satım sinyali göreceğiz herhalde. Satım sinyali yok ama oldukça kötü bir görüntü var. Bunların ikisindeki yaşanan bu kötü görüntünün açıklaması şu. Eğer Bitcoin buradan düşerse biz diz çökeriz diyor altcoin tarafı. O yüzden çok çok dikkat etmek lazım. Yani satım için mesela diyorum ya 42.400'ün altında günlük kapanış veya 42.000 doların altında. Yani satış yapmak için tereddüt etmemek lazım. Ettiğiniz anda piyasa size şimdiye kadar kazandırdığı bütün parayı alıyor. Hani sadece bunu alsa iyi bu sefer sizin ana paranızdan da almaya başlıyor. O yüzden burada kazancınızı korumanız adına hemen bu hareketi yapmanız lazım. Yoksa sıkıntı büyüyebiliyor diyerek şöyle bir Ethereum tarafına uzanıyorum. Ethereum'da da mevcut görüntü itibariyle aslında bugün iyi gözüküyor Ethereum değil ama hala yetersiz yani 2330'ların üzerinde bir günlük kapanışa ihtiyacımız var. Özellikle yarın bu kapanışı görmediğimiz takdirde çok fazla bir şey ifade etmiyor olacak. Ve hele ki tekrar buradan 2300'lerin falan altına inecek olursak doğruca fiyatın 2200 dolarlara kadar geri çekildiğini burada hep birlikte göreceğiz. Hani bitcoin olur da eğer 38.900'ün altına inerse hani 35 bin dolara kadar zaten düşer. Ethereum'da bu sırada 2000 dolarları belki de tekrar test etmiş olacak. Buralar aslında güzel bir alım fırsatı olabilir ama tabii ki fiyat oraya geldiğinde tekrar değerlendirmek lazım. Yani şu anda oralara alım emri bırakmaktan bahsetmiyorum. Bunu asla yapmayın çünkü düşen bıçağı tutarsanız düşen bıçak tutulmaz. Yani öncelikle fiyatların düşüşlerini tamamlayıp Akabinde tekrar dönüş göstermelerini beklemeniz gerekir almak için yoksa sıkıntı yaşarsanız Luna'da olduğu gibi bir sürü insan fiyat düşerken çok zeki olduklarını zannederek fiyatlardan alım yaptılar. Ve yani en düşük fiyattan alım yapanın parası bile yarı yarıya eridi. Yani siz daha önceki seviyelerden alım yapanları varın düşünün. O yüzden böyle bir hataya kapılmayın. Böyle bir hataya düşmeyin. Ve fiyatlar dönmeden asla yeni bir alımı gerçekleştirmeyin. Yani bu hangi ürün olursa olsun. Ethereum Bitcoin tarafında da baktığınızda şu anda Red Blue Diamond var. Mesela bu benim göstergemdeki en sert satım sinyali. Red Blue Diamond yani... Kırmızı kan elması anlamına gelen bir görüntü bakın burada daha önce geldiğinde Ethereum'un Bitcoin'e karşı nasıl kan kaybettiğini e, aynı göstergenin yabancı adının karşılığı da e, olacak şekilde bunu da ifade etmek de oldukça güzel oldu. Yani çok ciddi kan kaybetmişti ve burada da aynı şeyler yaşanabilir zaten kötü gözüküyor yani burada Ethereum Bitcoin görüntüsü var ya daha yeni düşüş başlıyor diyor yani. Bitcoin'e karşı altcoin'lerin değer kaybetmeye başlayacağı bir periyoda girebiliriz. Tabii ki bunun için mesela özellikle burada 4900'ün altında haftalık kapatması lazım. Yani şu anda mesela bu kalkıp da 4900'e de düşse benim için bir şey ifade etmez. Ama ne zaman ki bunun altında haftalık kapatırsa eyvah. Yani altcoin'ler Bitcoin'e karşı müthiş değer kaybederler. Yani Bitcoin hepsinden daha iyi performans gösterir. Aslında bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu yüzden Portföyünüzde her zaman bitcoin bulundurun diye defalarca kez bütün yayınlarımızda bütün videolarımızda bahsediyoruz. Yani burada trendin dönmesi için bizim bir an evvel 6200'ün hatta 6100'ün diyelim üzerinde haftalık görünüme haftalık kapanışa ihtiyacımız var. En azından günlük bazda trendi tekrar kurtarabilmemiz için burada 5800'ün üzerinde günlük kapanış görmek istiyorum. Şu anda hani bir retest etmiş ve düşecek havası var. Ethereum Bitcoin tablosunda. Yani o yüzden aslında burada bir 5500 Satoshi'leri de alsak bu da bizim için iyi olur. Yani böyle bir 5750 belki 5900'lere kadar gideriz. Ama bizim özellikle 5700'ün üzerinde günlük kapanışa ihtiyacımız var diyerek bu videoyu burada sonlandırıyorum. izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. E, muhakkak yorumlarınızı bekliyorum. Yani eleştirilerinizi, soru, görüş her şeyinizi bildirmenizi rica ediyorum sizden. Beğendiyseniz beğen butonuna basarak ve devamını izlemek için kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Mutlu akşamlar. Bol kazançlar efendim.